Vakfımızın misafiri hocamız Profesör Doktor Uğur Derman Bey. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk efendim. Şeref bulduk. Şimdi bu bir saat içerisinde sizin ömrünüzün, bereketli ömrünüzün bir takım önemli safhalarını öğrenmeye, tanımaya çalışacağız. Arkadaşlarımız da daha sonra merak ettiği hususlar olursa inşallah sorularıyla biraz daha açmış olacağız. İnşallah. Müsaadenizle ben kısaca hocamın hayatından bilebildiğim kadarıyla bahsetmek istiyorum. Uğur Derman Bey 1935 Bandırma doğumlu. Ancak Üsküdarlı. Üsküdar'da büyümüş. Hala Üsküdar'da hocamız bildiğimiz kadarıyla. İlkokul, ortaokul, lise Haydarpaşa Lisesi. 1953 yılında Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olmuşlar. Daha sonra 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. Bir taraftan uzun yıllar mesleğini, eczacılık mesleğini Taksim'de zannedersem hocam Gümüşsuyu Eczanesi ile devam ederken 1949-50 yıllarında Haydarpaşa Lisesi'nde öğretmen, edebiyat muallimi olan Akif Bey'i tanımasıyla Mahir Bey'i tanımasıyla hocamızın kültür ve sanatla derin temasları, ilişkileri başlamış oluyor. Daha sonra 1977 yılında hocamız rahmetli Fethi Gemuhluoğlu'nun 5 Ekim 1977'de vefatından sonra 2006 yılına kadar kesintisiz Türk Petrol Vakfı Genel Sekreterliği vazifesini yürütmüşler. Sonra da zannediyorum herhalde telif hayatıyla meşgul oldular daha ziyade. Mimar Sinan Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde, üniversitelerde Türk sanatları üzerine seminerler, konferanslar vermişler. Öğretim üyesi olarak bulunmuşlar. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından kendisine profesörlük payesi verilmiş. Genel hatlarıyla hocamız hakkında söyleyeceklerimiz bunlar. Hocamızın 1961 yılında Süheyl Ünver'in delaletiyle, teşviğiyle başlayan yazı hayatı o günden bugüne devam ediyor. Az önce kendisine sordum. 31 eseri var, yayınlanmış hocamızın. 500'ün üzerinde de, hocam o herhalde o 500'e biraz ilerledi galiba. İlerledi. 600 diyelim mi artık? Değil, 500'ün üstü değil yeter. Tamam, 500'ün üzerinde de makalesi var. Hocamız daha ziyade hat, ebru, cilt, hattatlar, müzehipler, ressamlar, unutulmuş, kenarda kalmış, kültürümüzün, medeniyetimizin ne kadar önemli şahsiyetleri, simaları varsa onları tanımaya, tanıtmaya çalışmışlar bugüne kadar. Kendisini ebru sanatçısı, hattat ve yazar olarak tanıtıyorlar. Yani internetteki tanıtımları öyle gözüküyor. Zannediyorum hocam başka ilave edeceğimiz bir şey var mı? Yok, ebru bile fazla. hocam dilerseniz şeyden başlayalım. Şimdi vaktimiz sınırlı. Tabii sizin hayatınızda ve Ömrümün Bereketi kitaplarında yüzlerce isim var. Tanıdığınız, tanıttığınız. Allah razı olsun. Liseden başlamış olalım hocam. Mahiriz Hoca ile bir sene sonunda sizin derslerinize gelmemiş
benim hocam olmadı. Evet, resmi hocanız olmadı. Olmamış ama öğrenciler Mahir Hoca'yı isteriz, Mahir Hoca'yı isteriz diye bağırınca, sonra idare de hocam buyurun sene sonu konuşması yapın şeklinde kendisini kürsüye davet edince bir İstiklal Marşı okuyor ve siz Mahir'inizi tanımış oluyorsunuz. Evet. Buyurun hocam. Kendisine kalben bağlandım o okuyuş tarzı. Bir de Çanakkale şehitlerini okumuştu. O yıllarda liseler 4 seneye çıkartıldı. Evvelce 3'tü. Tabii 4'e çıkartılınca ders boşlukları doğdu ve seminerler yapılmaya başlandı. Seminer serbest imtihanı olmayan ders saatleri. Hoca geliyor ve ister talebenin sorduğu bir konuya, isterse kendi gönlünden, aklından geçen bir konuya eğilerek talebeyi aydınlatıyor. Bir saat sürüyor ders, çıkılıyor. Mahir Bey'in bu tarzda seminerleri oluyordu. Onlara devama başladım. Sene 950, 51, 52, o yıllarda Osmanlı Türkçesinin bir yerde öğretilmesi akla gelmeyeceği gibi Arap-Fars edebiyatı da sadece İstanbul Üniversitesi Şarkıyat bölümünde 20 talebeye ne öğretiliyorsa ondan ibaret. Mahir Bey divan edebiyatı bir tarafa, Arap ve Fars edebiyatından çok güzel beyitler, kıtalar okuyor. Ve ben onları arkasından da mealini söylüyor. Ben Arapçayı bilmiyorum, sonra da öğrenmiş değilim. Ve Elif'i görsem mertek sanacağım. Böyle bir tabir vardır. Aranızda bilenler çoktur bu tabiri. Ama bilmeyen de varsa, yani o kadar cahiliyim ki konunun, Elif'i görsem dümdüz mertek sanacağım onu. Bu hal içindeyiz. Tabii o yıllar boyunca ben hep not aldım ya, anlattıklarını. Benim bu alakamı görünce resmi hocam olmadığı halde sırf seminerlerdeki bağlılıktan dolayı o da bana yakınlık gösterdi. Nihayet lise bitti. Son işte o zaman bakalorya imtihanları vardı. O imtihanların edebiyatla ilgili olanında Mahir Bey de mümeyyiz olarak bulunuyormuş. Başlamadan ders, imtihan geldi. Artık mezun olup gidiyorsun. Rabıtamızı koparmayalım dedi. Nasıl bulayım sizi dedim. Ev adresini verdi. Mezun olduktan sonra bağlar başında oturuyordu kendisi ve kapısını çaldım. Görüştük hoş beşten sonra. Dedi ki azizim sen bu işlere meraklısın ama bunun anahtarını edinmezsen hiçbir şey olamazsın dedi. Ve o gün hemen Elif Bağ'a başladık biz. Osmanlıca öğrenmeye. Osmanlı Türkçesi öğrenmeye. 3 ay kadar sürdü aşağı yukarı. Ondan sonra kitap okumaya. Bana şunu tavsiye etmişti. Ben de gençlerden öğrenmek isteyenlere onu aynen aktarabilirim. Okuyarak öğrenme, yazarak öğren dedi. Hmm. Çünkü Osmanlı Türkçesinin imlası zordur. Kolay bir şey değildir. Harfleri de Latin harfinden geçenler için kolay değildir. O sebeple ben ince kağıt alıp, yani arkasını gösteren kağıt alıp, o kağıdın üstüne daha evvel yazılmış şeylerin aynen kopyasını, harfleri o şekilde elime alıştırmış oldum ve imlaya alıştırmış oldum. Valide merhume de eski nesildendi. 1898 doğumlu, imlası kuvvetliydi ve sıkıştığımı ona sorardım. Yani o kadar artardı ki bazı günler bugünkü şeyin doldu derdi, istihkakın bu kadar derdi yani. O kadar fazla soruyormuşum demek ki.
Ama sonra bir lügati Naci edindim. Muallim Naci'nin bir lügati vardır. Onu oradan tabii Osmanlı Türkçesinde güçlük şu, Arapçadan ve Farsçadan alınan kelimelerin kendine has bir imlası var. Ama Türkçe kelimelerinde bir imlası var. İkisi arasında uyumsuzluk olduğu için bu hep öyle olmuştur. Tabii imlayı öğrenmek okumanın yanında çok çok zor bir iştir. Bu şekilde okumam ilerleyince bilhassa İstanbul'daki cami, efendim medrese, çeşme, bunların üzerindeki adına kitabe denilen ve o bina ile ilgili izahatın çoğu zaman manzum olarak verildiği ifadeleri okumaya başladım. Bunlara kitabe denir. Hocam mezarlık ziyaretleri falan mı yapıyordunuz? Hayır. Birlikte hocayla? Hayır, hiç öyle bir şey yapmıyorduk. Ben kendim yolumun üstündeki abidelerin üstündeki kitabeleri okuyordum. Hiç o zamanlar mezarlığa girmek değil. Ha şu olurdu, Haydarpaşa Lisesi'ne giderken Baytar Mektebi vardı liseden evvel. Orada yolun sol tarafında bir çevreli etrafı ağaç ve ağacın içinde de bir mezar taşı görürdüm. Ve herhalde Fatiha okuyup geçerdim. İşin içine girdikten sonra, yıllar sonra öğrendim ki o bir namazgahtı. Eskiden cami dışında vazifesini, ibadetini yerine getirmek isteyenler ne yaparlar? Yolun kenarında hele hele o devirde muhakkak bir çeşmesi vardır. Bir de sayeban, gölgelik dediğimiz ağacı vardır üstünde. Yani güneşin altında kılınmaz ya namaz. Gölgede önceden çeşmeden abdestini alıp, hatta tabii o devirde muhakkak ki bir at merkeple gidiyor gideceği yere. O da onu yapabilmesi için tabii bağlayacak ki aklı hayvanında kalmasın, namazını huzurla kılabilsin. At bağlayacak halkası dahi olan yerler yapmışlardır eski devirde. Yani namazgahlardan da bu şekilde bahsetmiş olalım. Benim gençliğimde çok vardı ama istimlaklerle vesaireyle çok aza indi. Şimdi namazgahlar kalmadı gibi bir şey. Dediğim gibi hatta mesela cami var yahut mescit, küçük cami. Onun önünde yol geçiyor. Oraya namazgah yapmışlar. Adam içeriye girerse mescidin içine hayvanı, bıraktığı hayvanı belki biri çalıp götürür. O sebeple hayvanını görebileceği bir yerde dışarıda namaz kılmayı tercih ediyor. Böyle bir anlayış, Osmanlı anlayışı var. Ben şimdi kitabeler okurken filan o yazıların sanat yazısı olduğunu anlamaya başladım. Üsküdar'da oturuyoruz. Bugün Antikacılar Çarşısı'nın bulunduğu yerde fakirhanemiz vardı. Necmettin Hoca Üsküdar'ın namlı bir sanatkarı. Hatmış, Ebru'ymiş, kendisi hafız, gülcü, kemankeş, okçu, çok çok meziyetleri olan bir zat. İki ev ötesi de onun baldızı bacanağı oturuyor. Oraya gelip gider görürüm kendisini. Fakat çekingenlik, yahu çık da ben efendim bu işlere meraklıyım de bir şey de yok diyemedim. Epey zaman geçti. Hoca aynı zamanda benim yetişmediğim çağlarında Üsküdar Yenivalide Camii'nin de 40 yıl imam ve hatipliğini yapmış. O caminin kayyımı, şimdilerde hep kayyum diyorlar. Bunu da düzeltmiş olalım. Kayyum Esma-i Hüsna'dandır. Halbuki kayyımın manası şimdi falanca yere kayyım tayin edildi diyorlar. Bu Güneydoğu'da falan. Ama onlar kayyum dediği için yanlış söylüyorlar.
kayyım demeniz lazım. Ha, geleceğim camilerde de temizlik işlerine bakan kayyım bulunur. Hala da mevcuttur. İsmini yanlış söylüyorlar. Üsküdar Yeni Valide Camii'nin kayyımı benim süt dayımdı. Annemle kendi annelerinden süt emmişler beraber. O zaman süt kardeşi derler. Benim de süt dayım oluyor. Ona gittim. Beni Necmettin Hoca'ya götüreceksin dedim. Daha evvel söylediğim kimseler hepsi bir işte hasta dediler, şu dediler, bu dediler, bir bahane buldular. Sonunda benim süt dayı peki dedi. Kalktık bir gün Torgat Tepesi'ne. Üsküdar'ın üç tepesi vardır. Ortadaki Torgat Tepesi. Sultan Tepesi. Sultan Tepesi ve de Doğancılar bir de. Efendim gittik hocaya. İşte yıl kaç hocam? 1955. 55. Hocam oraya geçmeden 5 Mart 1953'te Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber okuyorsunuz. Bir röportaj okuyorsunuz. Evet. Hatta dair. İbnül Emin, Mahmut Kemal. Evet doğru. Oraya geçmeden onu anlatalım. Hocam ilk defa hayatında dersi kırmış ya da kendi tabiriyle asmış. Evet. Haydarpaşa Lisesi'nde okuyorum son sınıf. Hep işitiriz. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal isminde, soyadı da. Böyle bir zat var. Tarihle, edebiyatla meşgul kendisi ve hususiyeti olan bir zat. Hatta Yahya Kemal ile Süleyman Nazif birer mısra söyleyerek onun hakkında bir beyit ortaya çıkarmışlar. Hezar gıpta, yani bin kere demek hezar. Hezar gıpta o devri kadim efendisine ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine. Böyle anılıyor İbnül Emin. Son sadrazamlar. Son Atatürk şairleri, son hattatlar. Çok kıymetli eserleri vardır. Allah razı olsun, rahmet olsun ona. İyi ki yazdı, yoksa kendisiyle gidecekti. Bir paşazade Osmanlı devrinde. Ve kendisi Babali'de vazife aldığı için oranın da iç yüzünü çok iyi biliyor. Bunları da kağıt üzerine dökmüş. Akif'in de medrese arkadaşı. Medrese arkadaşı ama nedense geçiremiyorlar. Oraya girmeyelim. Oraya girmeyelim. Çünkü İbnül Emin aristokrat, Akif Bey demokrat. Evet. O farktan dolayı geçinemiyorlar. Evet, nereden geldi? İbnül Emin'in hakkında, İbnül Emin hakkında jübile yapılacağını, jübile 40 yılda yapılan anma toplantısına denir ama şimdi her yerde kullanılıyor. O da ayrı mesele. İstanbul Üniversitesi'nde kendi kütüphanesini ve topladığı eserleri üniversiteye bağışlaması münasebetiyle bir jübile yapılıyor. Onu gazetede okudum ve ben de mektebi öğleden sonra kırıp gittim oraya. Onu görmüş oldum. Sonra kendisi çekinilecek bir zat idi. Böyle etrafına dönüp bakar filan ters ters. Yaklaşamadım. Halbuki her pazartesi akşamı evinde musiki toplantısı yapılır, edebi sohbetler yapılır. Böyle bir zat. Vefatına 20 gün kala bayram namazında Bayezid Camii'nde tesadüf edip elini öptüm. Tanıttım kendimi hocanın, Necmettin hocanın, ki çok sever onu, talebesiyim diye. Sizi kitaba niye koymadık dedi. Son Hattatlar kitabını. Efendim, kitabın intişarında bendeniz 2 aylık talebeydim henüz dedim. Öyleyse gelin kütüphanedeki asarımı görün dedi. Fakat 20 gün sonra vefat etti. Ben o arada gidemedim. Bu kadar bir görüşmemiz oldu İbnül Emin'le. 27 Mayıs 1957. Evet. Evet. 1955'te Necmettin Okyay Hazretleri ile tanışıyorsunuz. Evet. Ve 1960'da da hattan icazet alıyorsunuz. Evet. Şöyle diyelim hocam, toparlarsak Mahiriz'le tanışıklığınız 25 yıl. Evet. 49-74. Necmettin Okyay Hazretleri ile tanışıklığınız 55 21 sene, 76 21 sene. Mahiriz'den. Evet.
Bir yıl daha fazla. Hele şeyle, Necmettin Hoca ile önce hoca talebe, sonra baba oğul muhabbeti doğdu aramızda. Ve ben bu kadar eser yazabiliyorsam hep onun feyziyle yazmışımdır. Bunu daima belirtmek isterim. Hoca'ya gidişimizi anlatayım. Ondan da ibretli bir kısım çıkabilir. Beni Süt Dayım götürdü, Saim Efendi. Sebebi ziyaret dedi. Efendim, bu genç sizden yazı meşk etmek istiyor deyince, evladım benim ihtisasım talik hattındadır. Eğer sülüs nesih yazmak istiyorsanız akademide Halim Hoca vardı, Halim Efendi vardı, ona göndereyim sizi dedi. Bakın, yani ben alayım, böyle bir dert yok o zaman. Ona göndereyim dedi. Efendim, ben sizden yazmak istiyorum dedim. Yani çoğunuz resmini bilirsiniz Necmettin Hoca'nın herhalde. Tonton yüzlü, beyaz sakallı, nurani veçesiyle hakikaten insana tesir edecek bir görünüşü vardı rahmetlinin. Sonra bizim Süt Dayı dersi kaça olacak demez mi? Hocanın gözleri yerinden uğradı dışarı. Böyle değişti yüzü. Estağfurullah, biz bunu parayla öğrenmedik ki, parayla öğretelim. Rica ederim, böyle bir şeyi ağzınıza almayın dedi. Yani adeta sinirlendi. Bir şey bilmiyormuş bizim Süt Dayı demek ki bu işi. Böyle oldu. Sonra pazar günleri gel evladım dedi. O zamanlar nüfus sayımı yapılırdı. Herkes evinde hapis beklerdi. Çıkış yoktu. Yetişenleriniz olmuştu eski nüfus sayımlarına. Beni de nüfus sayımı memuru yapmışlardı. 20 yaşındayım o zaman. Gittim, erken bitirdim işimi, sayım işini. Bir gün evvelden de Üsküdar'da şekerci güzeli vardır, Hacı Bekir Muadili. Ondan bir badem ezmesi kutusu yaptırdım. Böyle hocaya hoşuna gider diye onu götüreceğim. İşi bitirdik, aldım kutuyu yanıma pazar günü. Gittim. Aa evladım, sen nasıl geldin dedi. Çıkış yasak evden dedi. Bitirdim işimi, geldim hocam dedim. Güleç böyle karşılarken o elimde kutuyu görünce hocanın yüzü birdenbire ciddileşti. Ve evladım, sizi böyle şeyler getirmekten men ederim. O zaman öğretişim hasbi olmaktan çıkar, menfaat karşılığına döner dedi. Bunu sanmayın ki sade Necmettin Hoca söyler. Bütün sanatkar anlayışı öyleydi o zamanlar. Bizim gelenekli sanatlarımız sanatın zekatı addedilir ve öğrenmesinde bir şey ödenmeyeceği gibi hoca da kendi hocasından aynı şekilde öğrenmiştir. Bu zamanımızda bilmiyorum riayet ediliyor mu ama eski devirde buna çok uyulmuştur ve bu şekilde asırlar boyu hat sanatı gerilemek şöyle dursun, daima grafiği yükselerek devam etmiştir. Sonra biz her hafta başladık derslerimize. Ben sualler sormaya başladım kendisine. Birkaç gelen de vardı o vakitte. Ha şunu söyleyeyim, 955 senesinde hatla uğraşan aşağı yukarı 3-5 kişiyi geçmiyordu bütün Türkiye'de. Anadolu'da zaten yok. İstanbul'da da bu kadar. Necmettin Hoca'ya 3 kişi, 4 kişi geliyordu. Evet, bir de ben 5 olmuştuk. Halim Efendi'ye 3-5 kişi geliyordu akademiye. Hamit Bey zaten ders göstermezdi. Bu şekilde öğrenen yoktu. Hoca, ben sualler sorunca, evladım sen pazar günleri istersen gel ama hafta arası gel ki suallerine cevap verebileyim dedi. Ben de öyle yapmaya başladım. Hocanın çok geniş bir koleksiyonu vardı, hat koleksiyonu. Mesela bir şey sorarım, yukarı kata çık, şu sandıktan şu cilbende, cilbent eserlerin içinde durduğu deriden yapılmış bir mahfaza. Şu cilbende al gel der. Ben ne sorduysam o cilbent üzerinden izah eder. Yani
bu şekilde müdellel olurdu öğrenişim. Yoksa sadece sözden ibaret şu şu şudur dese hiçbir şey öğrenemezdi. Bunlar 20 sene birikti ve ben daha hoca hayattayken yazmaya başladım. Kendi de gördü onu ve çok memnun oldu çünkü yazılmıyordu o şekilde. Evet. Hocam pek Macit Ayral ve Halim Özyazıcı ya da siz devam ediyorsunuz. Onların talebesi oluyorsunuz. Evet. Yani Necmettin Bey'den sonra mı onlara gittiniz yoksa aynı anda mı gidiyordunuz? Aynı anda. Hmm. Aynı anda. Mesela ya onu biraz açsanız hani hangisinden ne? Tabii. Şimdi esas Necmettin hocam. Ama Macit Bey onun yakın arkadaşıydı. Onu tanıdım. Bir beylerbeyliydi kendisi. Yani haza bir İstanbul beyefendisi. Halim Hoca derseniz hakikaten 20. asrı hat sanatında temsil edebilecek güçte bir zat. O da akademide kabul ederdi. Hamit Bey ona daha nadir giderdim. Ankara Caddesi'ndeydi onun da yeri. Bu şekilde hepsiyle onlardan meşk yoluyla değil de müzakere yoluyla faydalandı. Hmm. Ama esas Necmettin Hoca'dır bu işleri en iyi bilen. Hocam bir fotoğrafınız var kitapta. Üç hoca yan yana ve siz onların önünde oturuyorsunuz. Evet. Mahiriz. Necmettin Okyay ortada. Ve Süheyl Ünver. Nasıl buluştunuz hocam o üç ismi? O... Size bir şey söyleyeyim. 20 sene hocaya devamım. Bir defa yapabildim onu. Bir ikincisi olmadı. Çünkü üç hoca, üçü de ayrı meşgul. Gerçi Necmettin Hoca'nın evi sabitti. Süheyl Bey daha çok dolaşan kimseydi. Efendim ve Mahir Bey, o da öyle. Ama bir defasında daha evvelden söz alarak hepsini topladım. Onun için çok o resim benim için çok iyiydi. Güzel hocam o kitapta. Ben de Facebook'ta paylaştım onu, fotoğrafını çektim. Evet. Arkadaşlarımız da çok hoşuna gittiler. Yani üç ismi böyle hani deha ismi yan yana görmek. O çok iyi yapmışsınız. Allah razı olsun. Ya siz ismini şimdi hocam sırayla hani gidelim bir anlamda. Mehmet Çavuşoğlu'ndan duyuyorsunuz. Mehmet Çavuşoğlu edebiyat profesörüydü. Çok erken... Ondan evvel hocaya dair bir şey daha söyleyeyim kaybetmeden. Şimdi ileride o kadar muhabbetimiz arttı ki Necmettin Hoca gül meraklısı olduğu için 400 çeşit gül yetiştirmiş adam. O evini satıp da gül bahçesi olan evini bir bahçesiz yere taşınmak mecburiyetinde kalınca biz Balmumcu'da oturuyorduk o zamanlar ve bahçeli bir evde oturuyorduk. O evde de Mayıs'ta hep güller açardı. Mayıs ayında hocayı alırız bize. 10 gün, bir hafta kadar kalır. Ya onun dostları... Koşu yolundan değil mi hocam? Üsküdar'dan koşu yolundan çıkmıştı hanımı vefat edince. Ve o şekilde... Onun gül eski hasretini. Dostları, evet. Gül hasreti dışında eski dostları fakirhaneye gelirler hocayı görmeye. Veya ben kendilerine götürürdüm onun yaştaşı olan kimseler. Mesela Fuat Şemsi İnan, Esat Fuat Tugay gibi zevata ben götürürdüm hocayı. Çok memnun olurdu. Mahir Bey gelip o gece bizde kaldığı olur. İkisini birden Evde de buluşuyorlar. Evimizde misafir etmişizdi. Evet. Hocam hani geçmeden evet. Mahiriz'in böyle hani günümüz bizim için gençler için hani önemli bir hani tespiti ya da bir cümlesi var mı hani zikredeceğimiz Mahiriz Bey'in? Mesela siz diyorsunuz ki bir kitapta Cenab-ı Şahabettin'in Nesir'ini çok beğenirdi. Evet. Fakat kendisi yazarken Süleyman Nazif üslubunda yazardı. Evet. Bir şey daha söylüyorsun, o üçüncüyü unuttum. Mesela siz şimdi bu kadar hocadan hani meşk etmişsiniz. Acaba sizin nesriniz hakkında ne denebilir hocam hani? Bunu bir başkaları söylesin. Onu bilemem. Necmettin Okyay Hazretleri'nin Ebru'daki hususiyeti nedir hocam? Bana biraz temas etsek. Hani... Eğer Necmettin Okyay olmasaydı
bugün Ebru sanatı diye bir şey yoktu. Hat için demem onu. Ama Ebru şöyle, Üsküdar Sultan Tepesi'nde Özbekler Dergahı diye bir dergah vardır. O taraftan geçenler bilirler. Bu Özbekler Dergahı'nın 19. asırda bir şeyhi var. Özbekler Şeyhi İbrahim Ethem Efendi. Çok marifeti olduğu için Hezar Fen diye anılıyor. Hezar bin demek. Fen de sanat manasındadır. Yani bin sanat sahibi manasına o öyle anılır. Mucit. Öyle. Neleri var yaptığı. Mesela bir tanesi sanatla alakası yok. Daha Avrupa'da da buhar makinesi ve pervane sistemi çıkalı 35 yıl filan oluyor. Belki Bahriye Mektebi'nde yapılmadan evvel kendisi Üsküdar Özbekler Dergahı'nda buhar makinesi yapıyor. Pervane takıyor ona. Onu da bir sandala tatbik edip Üsküdar iskelesine indiriyor. Ve oradan buhar kuvvetiyle, pervane ile o sandal işleyerek Paşa Limanı'na kadar geliyor. Dergah hemen üstündedir Paşa Limanı'nın. Oradan yine hammala yükletip yukarıya çıkartıyor. Bir daha da yapmıyor. Aman jurnal verirler. Zaten sonradan başka bir vesileyle jurnal veriliyor. Kendisi Tamirat-ı Aliye Müdürlüğü ile Hicaz'a sürülüyor. Yani Mekke'de ve Medine'de. Mesela o zamanlar Zemzem kuyusuna aklı yere olanlar atarlarmış kendilerini. Orada intihar ediyor adam. Ve cesedi de bulana kadar sonra Zemzem kuyusunda yerli kimselerin göbeği çatlıyor. Mekke emiri demiş ki buraya bir çare bulur musunuz? Ethem Efendi peki demiş. Kafes şeklinde tahtadan şeyin büyüklüğünde kuyunun büyüklüğünde bir kalıp yapmış. Ondan sonra civardan ve Mekke'den nereden buldurduysa kurşun buldurmuş. Ve o kurşunları erittirmiş. Hepsini aynı anda o kafes, oluklu kafesin üzerine dökünce kurşundan bir kafesli zemzem kapağı çıkmış. O şekilde artık kimse intihar edememeye başlamış. Ve onu kenarından öyle bir şey yapmış ki bir metre kadar aşağı indirebiliyorsunuz su meydana çıksın diye. İş bittikten sonra tekrar yukarıya alabiliyorsunuz. Böyle bir şeyler yapmış. Hatta kendisi oradaki tamiratı sırasında kullandığı malayı burada vefat ettiği sırada belki mucibi şefaat olur diye kendisiyle beraber gömülmesini istemiş Özbekler Dergahı'nın. Bu Ethem Efendi'nin hakikaten bir paragraf tutar uğraştığı sanatları yazsa mesela bir dermiş ki saatçilik dışında merak etmediğim mevzu kalmamıştır evladım dermiş. Ebruculuk da bunlardan bir tanesi. Necmettin Hoca ondan ebruculuğu öğreniyor ve bir müddet sonra Ethem Efendi vefat ediyor. Yani tam öğrenmiş değil. Kendi kendine yapmaya başlıyor. O esnada Toygar Tepesi'nde muhakkak ismini işittiğiniz bir Üsküdarlı büyük ressam vardır. Hoca Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey komşu oturulmuş Necmettin Efendi'ye Toygar Tepesi'nde. Onu çağırmaya başlıyor evine. Benim çok beğendiğim ebrularımı kenara koyuyor. Hiç üstünde durmadığım renk cihetinden. Ha işte bu güzel olmuş. Renkleri çok uyumlu olmuş dediklerini onlara dikkat etmeye başladım. Ben ise onu hiç tutmamıştım. Çünkü renk zevkim yoktu o zaman. O teşekkür etmiş oldu Rıza Bey sayesinde derdi. Sonra Talik hattında Sami Efendi'ye gitmiş. Sülüs Nesih'te Bakkal Arif Efendi'ye gitmiş. Bu şekilde kendisini hiç durmadan yetiştirmiş. Bir yandan da koleksiyon yapmış. Hat koleksiyonu
ve yazıdan anlamaya başlamış. Çok mühim bir şey. Necmettin Hoca'nın başkalarında olmayan bir hususiyeti vardı. Bir yazının kime ait olduğunu şöyle bakar, söylerdi. Zaten imzalı bir yazı götürürsek, imzası varsa kapatın evladım derdi. Kendisini imtihan için. Veya bazı çok sevdiği hattatların yazdığı seneyi, mesela Şevka Efendi diye çok sevdiği bir hattat vardı onun. Şevka Efendi bak, bu 1285-90 arası yazılmış bir yazısı der. O yazı ya 86 çıkar ya 87 çıkar. Yazı şivesinden yazdığı tarihi istidlal edecek kadar bu konuda olağanüstü bir tarafı vardı Necmettin Hoca'nın. Çiçekli Ebru ilk defa o. Evet, onun buluşudur. Kendisi sonra Medresetül Hattatiyine Ebru Hocası olarak tayin ediliyor. Ve bu 936'dan sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nde de aynı hocalığı yaş haddinden emekli olana kadar, 48'e kadar devam ettiriyor. Orada Ebruculuğu öğrenenler sonradan başkalarını öğretmiş oldular. Bunların içinde Üsküdarlı Mustafa Düzgünman, Aktar Düzgünman vardı. O en önde gelenidir. Onun öğrettikleri de bugün Ebruculuk'ta hoca mevkiine vermiş, gelmiş kimselerdi. Evet. Peki hocam. O zaman Fethi abiye yavaş yavaş geçelim isterseniz. Hay hay. Mehmet Çavuşoğlu sizin Haydarpaşa Lisesi'nden arkadaşınız. Evet. Sık sık ismini duyuyorsunuz. Evet. Kendisinden. Fakat yani 53'te demek ki duyuyordunuz. Tabii. Fakat 53'te ise 55'te falan. Fethi Bey'le tanışıklığınız 66'ya kadar, evet, gecikiyor. Evet. 66'da ben hani Fethi abinin de mektuplarını okuduğum için oradan biliyorum hocam. O rahmetli Ali Yiğit için bir yazı yazmış. Son yazılarından bir tanesi o zaten. Evet. O cenazede görüşüyorsunuz kendisiyle. Evet. Fethi abiyle. Evet. 66-77, 11 yıllık. 67 yahut 66 Mehmet Ali Bey, Yitik, Mehmet Ali Yitik. Hazreti Türbeder'in, Türbeder Amiş Efendi Hazretleri'nin son hayattaki mensubiydi. Onunla bitti o nesil. Hmm. Ben bir defa Süheyl Bey'le gitmiştik ziyaretine. Hep Sultan diye bahsederdi şeyden, Amiş Efendi Hazretleri'nden. Evet, öyle başladı. Ama ilk yıllar pek görüşemezdik. Çünkü Fethi abi o zamanlar Ankara'da Marif'te vazifeliydi. Özel kalem müdürü. Özel kalem müdürü. Ondan sonra Odalar Birliği sekreteri oldu vesaire. Bir araya gelemedik. Artık son yıllarında, yani ben Eczane'yi 63'te açtım. Ondan sonraki yıllarda görüşmeye başladık. Çünkü Türk Petrol Vakfı'nın yeri de İstiklal Caddesi'ndeydi o zamanlar. O gelmeye başladı. Ben gitmeye başladım. Öyle şeyler söyler ki arada, okur içinizi. Yani keşfe açık diyeceğim. O şeyde. Mesela bizim üçüncü oğlumuzu bir gün telefon etti. Agacığım, bir üçüncü oğlun olacak dedi. Aradan iki sene geçti. O üçüncü oğlumuz oldu hakikaten dediği Allah çıktı bu şekilde. Efendim ismini falan da koydum yoksa? Yok, ismini koymadı. Vefat etmişti çünkü o üçüncü oğlumuz doğduğunda. Fethi abi hususiyeti olan bir zat. Hani mesela beni o içinden geçiyormuş demek ki. Kendisinin öleceğini biliyordu. Çok kimselerle vedalaşıyordu. Hakkını helal et diyordu. Bu vaziyetteydi. Vefatından 3 gün evvel size gelmek istiyorum dedi. Fakirhaneye geldi. Hiç mutadı olmadığı halde hanımıyla beraber. Ve bir vefatından belki 2 hafta evvel filan ben şeyine gittim.
Türk Petrol Vakfı bürosuna Aydın Bolak Bey, Allah rahmet eylesin onu da, Fethi Bey'e çok yakınlığı olmuştur. Aydın Bey'in bir arzusu olmuş, fakirin halledebileceğim bir arzusu. Geç dedi masasına, telefonu da telefon et Aydın Bey dedi. Peki dedim, geçtim. O işi telefonla hallettikten sonra kalkıyorum. Şöyle karşıda oturuyor kendisi. Yok agacım artık dedi, sen oturacaksın, ben seyredeceğim dedi. Sonra bize geldi. Son, bakın o gün salı günü, hiç unutmuyorum. 5 Ekim. Yine gittim, çağırdı. Eczaneye gelir arada vesaire. Konuşmamız bitti. Masasında oturuyor. Ben şurada oturuyorum. Ellerini vurdu. Kalkın ey ehli vatan dediler. Kalktık dedi. Sonra bana döndü. Bakalım yerimize kim oturacak dedi. O söylüyormuş meğerse. Biz anlamıyormuşuz. Sonra vefatından sonra ertesi sabah Aydın Bey bana Fethi'yi kaybettik diye haber veriyor. Ve oraya adam arıyoruz beraber. Kim olacak diye. Bir ay içinde bana teklif edildi. O zaman ben boşandım işte. Her şey çıktı meydana çünkü. Farkında değilmiş. Evet. Yani sizi masasına oturtmuş. O her şeyi söylemiş ama anlayacak kafa olmayınca ne olur. Allah rahmet eylesin. Amin. Hepsine. Evet. Süheyl Ünver'e gelelim hocam. Evet. Yani sizin, ben hani tahminen kitaptan çıkarttığım, Necmettin Hoca'dan sonra en çok sizi hani etkileyen, tabii, ufkunuzu tabii açan. Evet. Zaten hani ilk yazı yazmanızda, evet, o söylemiş, evet, 1961'de. Evet. Süheyl Ünver. Evet. Süheyl Ünver ressam, Hoca Ali Rıza'nın talebesi. Yıllarca Üsküdar, Kadıköy, işte Eyüp, oraları, eski İstanbul'u beraber dolaşıp, evet, resimlerini yapan kimse. Evet. Ebru sanatçısı, hatta Necmettin Okya'yla sınıf arkadaşım hocam. Yok, talebesi. Aralarında hoca 83'lü, Süheyl Bey 98'li, 15 yaş fark var. Ama tıbbiyede okurken, o zamanlar tıbbiyede Haydarpaşa, bazı günler Üsküdar'a Torgal Tepesi'ne gelirmiş kalmaya, gece kalmaya. O kadar yakınlar. Süheyl Hoca'ya da beni Necmettin Hoca yolladı. Git Süheyl'ime dedi, bir mesele varmış. Onu hallet dedi. Peki dedim. Ben Necmettin Hoca'nın talebesiyim dedim. Bundan sonra buraya da geleceksin kardeşim dedi hemen. Ve o şekilde ona başladı. Kendisi ordinasyon profesör, evet, tabip aslında. Sonra bir yıllığına Amerika'ya gitmişti. 1958-59 yıllarında. Ayrılırken bir emriniz var mı dedim. Ben dedi Amerika'da ne kadar sıkıntı çekeceğimi şimdiden biliyorum. Yapamayacağım orada dedi. Beni ancak mektuplar hayatta tutacak dedi. Senden rica ediyorum kardeşim. O hep kardeşim diye hitap ederdi. Kardeşim, bana sıkça mektup yazacaksın dedi. Baş üstüne efendim dedim. İşte 4 sayfayı inmeyen 4 sayfadan aşağı ve eski huruf ile. Çünkü o onun için rahat yazardı. O nesil hiç Latin harfiyle rahat yazamazlardı. Hmm. Şey de onlardan bir tanesiydi Süheyl Hoca da. O da bana öyle yazar, ben de onu öyle yazarım. Mektuplar iki tarafta, o da saklıyor mektupları, ben de saklıyorum. İşte birkaç yıl evvel Kubbealtı Cemiyeti'nde Sinan vardır, Sinan Ulağan. Dedi ki, abi bunlardan bir kitap yapalım yahu dedi. Peki dedim, yani öyle bir hahişkar olmadım. İşte şeyler ortaya çıktı. Aşağı yukarı 150 sayfa mı? Öyle bir kitap oldu. Mektuplar. Mektuplar. Hmm. Karşılıklı. Ve Kubbealtı bastı bunu. Hmm. Yani hocam okuyamadık onları. Evet. Peşine düşeceğiz mektupların. Evet. Şey, çünkü ben bilhassa İstanbul'un bu Menderes dolayısıyla yıkım zamanı olduğu için
o yıllarda İstanbul'un nasıl değiştiğini ve kendisinin bunları görmemekle bir şey kaybetmediğini, çünkü çok üzüleceğini görürse yazarak kendisine, resimleyerek onu teselli ediyor. Şöyle bir cümle soracağım. Hani tabii Süheyl Hoca pek çok şeyle ilgilenmiş. Yani hem sanatlarla, tarihçi, işte kütüphaneci, arşivci, tabip vesaire. Yani arkadaşlar beni tenkit ediyorlar hani çok dağınığım diyerekten. Evet. Diyor. Onun da sebebini açıklıyor. İki evet. sebebi vardır diyor. Evet. Hani benim bu kadar çok farklı alanda uğraşmamın, koşturmamın delicesine onu söylerseniz. Çünkü o devirde bir kere İstanbul'un 20. asrın başında bir belediye reisi var. Cemil Topuzlu Paşa. Kendisi doktor. Fakat Paris'i görmüş. İstanbul'u Paris'e benzetmek istiyor. Daracık sokakları İstanbul'un. Bu mimariye öyle yapılmış tabii. Çok yerleri yıkmaya başlamış. Pek çok abide Cemil Paşa'nın keşke yapmasaydı açtığı yolla, mesela Aksaray'dan Sultanahmet'e kadar olan yol, dar bir yol o zamanlar, onları filan abideleri yıktırtarak yahut geri çektirterek açıyor. Bundan daha 12-15 yaşında olan küçük Süheyl çok rahatsız olmuş İstanbul'un yakılma, bu şekilde yıkılmasına. 1925'te yine bu havayı hissetmiş. Cumhuriyet devrinde de yine bir şeyler yakılıyor, yıkılıyor falan filan. Bir fotoğraf makinesi edinmiş. Sonra kendisi de Hoca Ali Rıza Bey'den resim öğrendiği için yetişebildiklerine sulu boya resimle, yetişemediklerine fotoğraf çekerek o devirdeki mevcut İstanbul abidelerini tespit cihetine gitmiş. Ve onlar hepsi vefatından sonra veya vefatına yakın Süleymaniye Kütüphanesi'ne bütün arşivini vermişti. Orada isteyen o devrin resimlerini görebilir. Süheyl Bey'le çok yerlere gitmişimdir. Yani benim şahsen erişemeyeceğim büyük zevata hadi beraber gidelim der, götürürdü. Onlarla yakınlık sağlamama vesile olurdu. Bu devam etti. Mektuplardan sonra, kendisi Amerika'dan geldikten sonra hele daha da yakınlaştık. Derken 1961 yılında çok sevdiğimiz ikimizin de, Necmettin Hoca da dahil buna, Hattat Macit Bey, Beylerbeyli diye demin bahsettim ya, benim de çok kendisinden istifade ettiğim bir zat, 1961'de vefat etti. Vefatından sonra hemen Süheyl Bey'in bana şöyle bir teklifi oldu. Kardeşim, Macit Bey için bir yazı yazsana dedi. Ben o vakte kadar bir eczacılığına bir küçük yazı yazmışım. 10 yaşındayken İstanbul'da bir çocuk mecmuasına bir fıkra yazmışım imzalı. Bunlar var geçmişimde. Yani hıkmık ettim. Bilmem yazabilir miyim filan diye. Eve gittim, oturdum. Macit Bey'i yazdım. Demek güzel yazmışım ki. 26 yaşındasınız hocam. Evet, 26 yaşındayım. Götürdüm Süheyl Bey'in Tıp Tarihi Enstitüsü'ndeki masasına bıraktım. Yoktu kendisi. Ertesi günü de bakalım ne oldu, nedir düşüncesi diye. Yine üniversiteye giderken o geniş yolda, merkez binası Bayezid'deki üniversitenin, hatırlayın. Baktım karşıdan Süheyl Bey geliyor. Daha karşıdan ellerini böyle yaptı. Yaklaştık. Kardeşim dedi, Macide öyle bir yazmışsın ki hani benim için de yazar mı acaba diye ölesim geldi dedi. İşte bu mübalağalı söz benim yazmaya başlamama sebep oldu. Onun için kendisini Allah hep rahmetle anarım. O 500 makaleler filan o sayede çıktı. Hocam, Süheyl Bey'in benim çok sevdiğim bir sözü var. İstanbul Risalelerinde geçiyor zannedersem. Herkesin bir mesleği, bir de meşgalesi olmalıdır. Evet. Ve o meşgale tüm kültürümüz, bütün kültürümüzdür diyor. Evet. Müthiş bir adam. Yani herkesin bir mesleği,
Ha bir de bugünkü tabirle hobisi olmalıdır. Ama o meşgale tüm kültürümüzdür diyor ve bunu da gerçekleştirmiş bir adam. Tabii. Şimdi tabii. Yahya Kemal'in Dünyası diye bir kitabı var. Evet. Ben aldım, hani zannettim ki Yahya Kemal üzerine bir değerlendirme yazısı. Yani yazsa yazsa bunu zaten Süheyl Ünver yazar diye düşündüm. Sonra bir baktım ki Yahya Kemal'le 36 mecliste oturmuşlar. 36 defa bir araya gelmişler. Hı. Oradaki Yahya Kemal'in konuşmalarını kaydetmiş ve bir kitaba dönüşmüş. Evet. Yani ve o, yani o kitap olmasaydı biz Yahya Kemal'i çok eksik tanıyacaktık. Bunu gördük. Baştan Yahya Kemal çok kızarmış ya. Evet. Not tutma falan bunları hiç dermiş. Hiç kimseye tutturmak istemez Yahya Kemal. Mesela Nihat Sami Banarlı da çok şeyini tespit ettiği halde hep sonradan dışarıda çıkar çıkmaz notları hatırlayarak yazarlarmış. Nihat Sami'ye biraz bu hususta cevaz verilmiş ama başkalarına hiç istemezmiş yazılmasını. Hocam, Hoca Ali Rıza'dan siz birkaç yazınızda, kitapta onun insani taraflarını hani andık, evet, ya. Evet. İki tane çok benim hoşuma giden, hani 4-5 şey yazmışsınız. Bir iki tane bahsedecek yani. Hoca Ali, Ali Rıza yani bizim resim tarihimizde çok önemli bir ismi. Çok. Süheyl Ünver'in hocası. Evet. Üstelik yani bizim medeniyetimizi hem çizmiş. Hem nasıl. Özenmemiş başka hiç bir taraflara. Batı'dan bir şey almamıştı. Bir o şey var hocam, Çamlıca'ya çıkarken. Evet. Şimdi son derecede mütevazı bir zat Ali Rıza Bey. Kendisi daha o zamanlar asker. Asker ressamlardan. Askeri kıyafet var üstünde. Çamlıca'ya yanında talebesi Nazmi Ziya vardır. Meşhur ressamlardan olmuştur sonra. Nazmi Ziya'ya hadi beraber resim yapmaya gidelim demiş. Vasıta bulamıyorlar o devirde. Yürüyerek çıkıyorlar. Derken yanlarından bir at arabası geçiyor. Adam akıllı yük doldurulmuş içine. Tek at. O yükü çekeceğim diye yukarıya uğraşıyor. Şöyle bir bakıyor Ali Rıza Bey. Hadi Nazmi Bey diyor. Hemen üstünden üniformasını çıkartıyor ve eşyaların üstüne koyup arkadan Çamlıca'ya kadar o arabayı iterek çıkartıyorlar. Çünkü at çıkamayacak, belki düşüp ölecek. Böylesine insan seven bir şey. İttihad-ı Terakki'ye girmesini istiyorlar kendisinin. Hay hay diyor. Ama bir şartım var. Ölmek var, öldürmek yok diyor. Tabii alırlar mı Ali Rıza Bey'i? Almıyorlar. Çünkü onların işi gücü öldürmekle geçmiş. Bir nevi hamama evet, dilenci. Üsküdar'da tabii o devirde hepimiz hamama giderdik gençliğimizde. Çünkü evlerde sıcak suyu ısıtmak, şu bu falan filan dert iş. Üsküdar'da da hamamlar boldu o zamanlar. İskele'de filan vardı. Mihrimah Sultan Hamamı. Her ne halise hangi hamama gittiyse bilmiyorum Ali Rıza Bey. Bakmış içeride bir üstü başı lime lime bir yaşlı adam yıkanıyor. Bakmış bitler falan var üstünde. Kendisi oturmuş yıkamış adam. Sonra düşünmüş ki o pis elbiselerini giyerse aynı şey yine olacak. Sen burada bekle demiş. Kalkmış evine gitmiş, kendi evine. Evden takımlarından bir iki çok da olmayan takımlarından bir tanesini almış. Hoca Ali Rıza Bey'in hayatta çektiği hanımındandır. Onu söyleyeyim, hanım kızlarımız duymasın. Efendim, kim bilir neler söyledi ona böyle bir şeyi aldığı için. Söyle, kendisi de fakir yani ihtiyaç sahibi. Tabii, zengin tabii, falan değil. Almış oradan bir elbise takımı. O yıkadığı adama onu giydirmiş. Cebine de 3-5 bir şeyler koymuş ve yolcu etmiş. Mesela pek hoşuma giden bir şey. Çok ev değiştiren bir kimse Hoca Ali Rıza Bey. Salacak'ta bir eve taşınacak olmuş.
Hoca sen o evde yapamazsın demişler. Niye? Çünkü faresi çoktur o evin. Senin resimlerini yer demişler. 3 aydan fazla oturan olmamış. Oturamazsın demişler. Hı. Sonra bakmışlar ki Ali Rıza abi evde oturuyor. Ya hoca nasıl yapıyorsun bu fareli evde deyince. Yahu demiş fareler niçin ortaya çıkarlar? Aç kaldıkları, susuz kaldıkları için. Ben demiş bunların deliklerinin önüne su kabı koyuyorum. Efendim yiyecekleri mamayı da koyuyorum. Hemen oradan alıp yine içeri giriyorlar. Benimle hiç bir surette bir şey yapmıyorlar. Anlayışa bak. Hele bir tane daha var. Onu gül gibi geçiniyoruz demiş. Ha, gül gibi geçiniyoruz demiş. Süheyl Bey Haseki'de oturuyor o zamanlar. Haseki'ye gece yatısına gelmiş. Yani adam evden kaçacak şeyi arıyor. Hakikaten çok hanımı eziyet etmiş kendisine. Hocam burada şu Fethabi'ye dönelim tekrar. Hı. Fethabi'nin güzel bir sözü var. İşini bulan değil, eşini bulan. Eşini bulan kurtulmuştur. Öyle diyor. Evet. Şimdi gitmiş şeye, evde kalıyor Haseki'de Süheyl Bey'in evinde. Ertesi sabah kalkmış. O zamanlar siz yetişmediğiniz tahta kurusu denilen bir haşerat vardı. Her evde bulunur, DDT denilen bir ilaç çıktıktan sonra yok oldu. 1945'ten sonra. Ondan evvel bu tahta kurusu insanı yer gelir, bir şey yapamazsınız falan, her tarafınıza çullanır. Ali Rıza Bey'e de öyle yapmışlar. Adamcağız sabaha kadar uyuyamamış. Süheyl Bey'in evinde. Süheyl Bey'in evinde. Ertesi sabah kalktıktan sonra demiş ki, Süheyl'im bu akşam için senden bir ricam var. Bir tas ve bir o tas, tasın içine sığabilecek büyüklükte bir taş getir bana demiş. Ve Süheyl Bey de bir şey anlayamadan manasını vermiş onlara. Şimdi tasın içine o taşı koymuş. Bir parça da su ilave etmiş. Ne olmuş? Taş ortada ada gibi kalmış. Gece yakaladığı tahta kurularını öldüremiyor. Öldürmek lügatinde yok. Hepsini tek tek o adada tecrid etmiş. Ve ertesi günü Süheyl'im bu taşı bahçenin öbür tarafına götür at demiş. Bir daha gelmesinler demiş. Böyle bir zat Hoca Ali Rıza Bey. Evet. Rahmet olsun. Allah rahmet eylesin. Hocam herhalde süremiz doluyor gibi. Tam doldu. 8.30. Ama biraz geç başladık ha, ya hocam. Bir 5-10 evet. Dakikada hani şey yapabiliriz. Kemal, biraz Kemal Batanay'dan bahsetsek hocam. Kemal Batanay, evet. Bestekar. Bestekar, tamburi. Musiki şinas, tamburi. Evet. Hattat. Evet. Çok evet. Yönlü bir insan. Ben sizin hatıratta ya da kitapta değil ama Mehmet Ali Sarı Bey'in Beyoğlu'nda bir hafız diye bir hatıratı var. Orada görmüştüm. Kadıköy'de oturmuş Kemal Batanay. İşte TRT'ye gidecek sabahları. Kadıköy vapuruna bindiği zaman Bodrum kata inermiş. Hafız aynı zamanda. O sabahleyin giderken gelirken her gün bir cüz okurmuş ezberin. Evet. Hafızlığını unutmamak için. Evet. O yönüyle de sevmiştim yani Kemal Batanay'ı. TRT'den çıkınca da o şeydeki camiye uğrarlarmış. Ağa Camii'ne uğrarlarmış. Evet. İkindiği orada kılarlarmış. Evet. Mehmet Ali Bey de orada olurmuş genellikle. Bir kere şimdi hatırıma geldi. Necmettin Hoca ile Yeraltı Camii'ne gittik. Alef Efendi'ye, Üsküdar'la Alef. O da bir alem. Efendim Batanay da geldi. Üçümüz bir güzel yemek yedik Karaköy'de. Sonra benim eczacılık devrim. Eczaneye geldi üçü. Ah o zamanlar imkan yoktu ki. O konuşmalar alınmalıydı bandan. Batanay'ın da hususiyetleri oldu. Bir kere en mühim hususiyeti kat'i surette birinin çekiştirilmesine tahammül edememesidir. O mecliste ise mani olamıyorsa terk ederdi meclisi. Buna şahit olmuşumdur. Çok mühim bir hususiyet. Efendim
oğlu hiç kendisine alaka göstermediği için ilk hanımından olan ve Tamburi Ercüment, o da meşhur bir kimsedir, bizleri oğlu yerine koymuştu. Her cuma namazdan çıkar, yer altında kılar, eczaneye gelirdi. 2-3 saat kalır, gider. O şekilde birbirimize olan tahassürümüzü giderirdik. Necmettin Hoca'ya gelir. Yani hususiyeti olan bir zatiydi orada. Rahmet olsun. İncecik vücuduna rağmen güreş meraklısıydı. Kalkar o halinde Kırkpınar'a giderdi takip etmeyi. Elense de çekermiş hocam. Evet, elense çeker ama ciddi bir şey değil yani. Hocam hani atladık ama tabii Üsküdarlı, sizin üzerinizde emeği vardır. Üstelik bir kitaba da konu olmuştur. Hani Üsküdar'da bir attar dükkanı, Ahmet Yüksel Özemre'nin. O attar dükkanının sahibi Mustafa Düzgünman, evet. Ebru Sanat. Sahiplerinden. Sahiplerinden, evet, babasından, evet, intikal etmiş. Birkaç kelime de ona temas edersek hocam. Efendim. Papatya Ebru'sunu. Evet, Necmettin Hoca onu yapmış değil, papatyayı Düzgünman ilave etmiştir. Necmettin Hoca'nın yeğeninin torunu. Bir akrabalıkları var yani. Kendisi akademide hoca olduğu için Necmettin Efendi, onu 1940'larda akademiye yazdırmış. Tabii tezini Türk Sanatları bölümüne. Orada güzel klasik cilt yapmasını öğrenmiş, ebru yapmayı öğrenmiş. Fakat maişet derdinde bu iki sanatta ona geçim sağlayamayacağı için aktar dükkanına dönmek mecburiyetinde kalmış. Bir abisi vardı, Ahmet abi, bir de babaları. Kendileri aktar dükkanında, bir aktar dükkanında ne varsa onu yerine getirmeye gayret ederler ve bu eski ahi geleneğine uyarak yapılırdı. Hani karşısındakini masrafa sokmamak. Ben mesela şahit olmuşumdur otururken. Ama o dükkanda 2 metre cephesi olan, 3,5 metrede derinliği olan, bir üst katıda olan daracık bir şey. Şimdi galiba kuyumcu dükkanı olarak hala kullanılıyor. Şey var ya, hamamlar, çift hamamlar alışveriş merkezi oldu. Onun tam karşısındaydı bu aktar dükkanı da. Şey, düzgün var mesela, müşteri, tanımadığı bir müşteri geliyor, bana 1 liralık karabiber, çekilmiş karabiber verin diyor. Der ki ona, beyim, tanımıyor, beyim, çekilmiş karabiber çabuk zamanda kokusunu kaybeder, siz gelin bunu 50 kuruşluk alın der. Bu devirde şimdi düşünün bir de, nasıl kazıklayabilirim müşterimi diye düşünen esnafı ve bir de yarısını vermeyi teklif eden bir esnafı. Böyle bu anlayış, ahi geleneği dediğim oydu işte. Kendisi aktar dükkanından ne gelirse, doğrusu kelimenin aktardır, ıtır kelimesinden gelir ama Türkçe'de aktar denir. Orada sabah dükkanı Düzgünman açar, öğleye kadar çalışır, öğleyin abisi gelir, akşam üzere tekrar Düzgünman da gelir, Mustafa abi de. O şekilde akşam ev kapayıp giderler. Düzgünman'ın sesi çok güzeldi bir de. Ve 17-18 ilahi bestelemiştir. Niyazi Sayın derdi ki, bir dügah ilahisi vardır, şaheserler sınıfına sokarım derdi. O kadar güzel. Ve hepsini notaya almıştı Niyazi. Hepsi elde, kendisi de okumuştu banda. Elde mevcuttur. Sanıyorum 9 Şubat'ta 2020'de 100. doğum yıl dönümü olacak Düzgünman'ın. Üsküdar Belediyesi bir sergi ve konferans yapacak. Konuştuk böyle bir şeyi. İnşallah. Aziz Mahmut Hidayet Türbesi'nin de türbedarı. Asıl onu iyi ki söylediniz. Bir Eşref Efendi var daha evvel türbede. Onun
vefatından sonra 1954'te Hazreti Hüdayi tövbedarlığını almış üstüne. Bu resmi bir vazife. Kültür Bakanlığı'na bağlı. Cüz'i bir aylığı var. Fakat Düzgünman'ın şeyi oradan 50 lira mı alıyor? 60 lirayı her ay o türbeyi harcıyor. Perişan bir haldeyken çok bakımlı bir hale getirmiş türbeyi. 25 senesi dolunca emekliye ayırdılar. Sonra ne oldu türbe bilmiyorum. Yani bu tarzda parayı ayakları altına alan tipler bunlar. Çok mühim bir şey. Şimdi yapılamayan şey. Hocam teşekkür ederiz. Süremiz oldu. Soru sormak isteyen, merak ettiğiniz husus varsa birkaç soru alalım arkadaşlar. Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Siz zaten televizyonlardan da izliyorduk. Fethi Gemuhluoğlu abiye gelince onun en son ölmeden üzerine, dostluk üzerine bir 9 sayfalık bir çok şahane bir veda yazısı var. O yazısında konuşması hocam. Evet, konuşması var. O konuşmasında der ki fitne Şam'dan çıktı ve Şam'da son bulacak. Yıl 1900 ölmeden yaklaşık 15-20 gün önce. Yok, 2 sene önce. 2 sene önce. Evet. Ölmeden. Çünkü yani. Evet. Çünkü hiç kimse cesaret edemiyordu sesini alalım mı diye. Ben tedbirli gitmiştim makineyle. Abi ben bunu alıyorum dedim. Alayım mı filan da değil. Peki dedi o da. O tek nüshadan çıkmıştı sonra. Yazdılar, ettiler, çoğaltıldı. Hani siz gönül gözü, kalp gözü açık demiştiniz ya. Evet. Ölmeden önce fitne Şam'dan çıktı ve evet. Şam'da son bulacak diye bir orada bir paragrafı var. Evet. Bu şeyini de vasiyet eder gibi de bu en son Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı Haluk Dursun Hoca'ya da o zaman daha yeni talebe demiş ki Haluk sen Suriye üzerine hiçbir şekilde bizim bir bilimsel bir çalışmamız ya da bir şeyimiz yok. Sen lütfen Suriye üzerine çalış. Evet. Fitne Şam'da çıkacak, Şam'da son bulacak diye Haluk Dursun'a bir vasiyette bulmuş ama Haluk Hoca'yı da yeni kaybettik daha. Bundan ilgili bildikleriniz varsa paylaşır mısınız hocam? Bu sözler dışında Haluk rahmetli bana da nakletmişti bu sözü bilirim. Ama nasıl söylediğini ne şekilde onu bilemiyorum. Daha Galatasaray'da talebeyken tanımış Haluk onu zaten. Ama böyle bir şeyi de kullandığını biliyorum. Eskisini biliyoruz da yenisi ne zaman olacak? Şimdi hep dolaşıyor etrafında Suriye'nin harekat biliyorsunuz. Ne zaman fitne kopacak orada bilmiyoruz yani. Ama oralarda olacağı muhakkak. İnşallah son bulur. İnşallah. Bir de Fethi abinin sizin üçüncü oğlunuzu söylemiş. Meşhur hocanız Necmettin Okyay Efendi ile Hasan Rıza diye bir komşusu varmış. Hmm. Doğmadan kaç yıl önce. Evet. O da ona müjdelemiş. Evet. Onu anlatır mısınız hocam? Said Paşa İmam'a. Evet. Efendim 19. asırda Mevlid okumasıyla tanınmış bir zat var. Bu vaktiyle Said Paşa diye birinin aile efradından sayıldığı için. Çünkü eski devirde varlıklı kimseler ve bir de devlet erkanı İstanbul dışına çıktıkları vakit yanlarında İstanbul'u temsil edebilecek zevatı da bir iki neyse götürüyorlar. Mesela Said Paşa'nın konağında toplu namaz kılınırken imam olarak yanlarına aldıkları kimse mihraba geçiyor. Vazifesi o. Ve orada yiyor, içiyor. Kaç yıl kalıyorlarsa kalıyorlar. Tekrar İstanbul'a dönüş başlıyor. Bu bahsettiğimiz zat da Said Paşa'nın imamı olmak dolayısıyla Şam tarafına gitmiş. Böyle anılıyor. Aslı adı Hasan Rıza. Üsküdar'da sandıkçı dergahı vardır. Hemen Ahmediye'de şimdi Niyazi Sayın oturuyor orada. Onun bahçesinde metfundur kendisi. Akif'in de bahsettiği Efendim? Akif'in de safahatta bahsettiği kişi. Tabii Akif'in Said Paşa imamı diye
7. kitabında bir uzun şiiri vardır. Bilmiyorum hiç onu gördünüz mü, okudunuz mu? Said Paşa İmam'ı bir mevlide, Valide Sultan'ın mevlidine davet edilir ve oraya gitmek üzere yola çıktığında karşısına yaşlı bir kadın çıkar. Ah evladım der, benim kızımın 40. günü fakat hiç maddi imkanım yok, okutamıyorum. Bir mevlid okur musun kızım için diyor, sevabı ona olmak üzere. Ne Valide Sultan kalıyor gözünde ne bir şey. Oturuyor mevlid okuyor ve geç geliyor. Valide Sultan da tabii bekliyor. Sorunca anlatıyor sebebini, böyle böyle oldu diye. Necmettin Efendi'nin Toygar Tepesi'ndeki evinin hemen karşısında oturuyor Said Paşa İmamı. Vefatı 1890'dır. Şöyle Necmettin Efendi'ye ben sormuştum. Hayal meyal hatırlarım kendisini dedi. Küçük o da 83 doğumlu olduğu için 7 yaşındayken vefat etmiş. Hoca annesinin karnındayken bir gün hiç mutadı olmadığı halde sabah çalıyor kapıyı. Selamdan sonra bir oğlun olacak, adını Necmettin koy diyor, yürüyor. O akşam Necmettin'in babası Abdülnebi Efendi rüyasında arka odalarının bahçesinden bir kuyruklu yıldız geldiğini ve pencereye konduğunu görüyor. Birkaç ay, 4-5 ay sonra doğduğunda Mehmet Necmettin koyuyorlar adını. Bu şekilde bir keşfe şeyin Said Paşa İmamı'nın hoca merhum söylerdi, anlatırdı bunu. Estağfurullah. Buyurun hocam. Hocam hatıratınızda sanırım 86 veya 87. sayfada Şeyh Hamdullah'tan bahsediyorsunuz. Müjdat hocam bunu sosyal medya hesabında paylaşmış. Orada sizin anlattığınıza göre Şeyh Hamdullah Efendi Alemdağ'a bağlı Sarıkadı. Bugünkü evet. Sarıgazi olsa evet, gerek. Evet, evet. Oraya çekiliyor, inzivaya çekiliyor. İkinci Beyazıt vefat ettikten sonra. Evet, sonra Yavuz Sultan vefat etmeden önce de İstanbul'a inmiyor. Öyle rivayet edilir. Bende bir merak uyandırdı. Sıkıntı Yavuz'dan mı kaynaklanıyor? Tabii. Neden? Yavuz sert karakterli bir zat. Olmayacak bir şey yapar. Bir de herhalde Şeyh Hamdullah babası oğlu tarafından zehirlendiğini işitti. Böyle bir rivayet vardır çünkü. Dimet Oka'ya giderken ikinci Bayezid İstanbul'dan sürgün adeta giderken Dimet Oka'da vefat ediyor. Şeyin verdiği bir zehirle filan diye böyle bir dedikodu vardır. Belki onu işitti. Yani Yavuz'la temas etmek istememiş. Bir de şeye Bayezid'e çok bağlı. Mesela iki Kur'an-ı Kerim yazdırmıştır Bayezid ona. Şimdi Topkapı Sarayı'nda emsali olmayan şeyler. Hatta birini bastılar birkaç yıl evvel. Ben şöyle bir zehava kapıldım hocam. Sanırım dedim, böyle bir zan oluştu bende. Yavuz Sultan'ın İran'a karşı seferine onay vermedi, o fikre katılmadığı için böyle davrandı gibi bir zehaba katıldım. Bu doğru olabilir mi? Çok sonra. Hiç öyle bir rivayet yok. Çok sonra hocam. Evet, evet. Hiç. Yok. Böyle bir şey. Dediğim tarzda Bayezid'e olan çok aşırı sevgisi efendim ve bir de bu rivayeti belki işitti. Hocam Şeyh Hamdullah. Çünkü kanuni huzuruna kabul ediyor son 1-2 ay içinde. Tahta geçiyor. İlk işi Şeyh Hamdullah'ı davet ediyor saraya ve kendisinden bir mushaf yazmasını kendi adına rica ediyor. O da yaşlılığını ileri sürerek ben bunu yazamam ama Muhyiddin Amasi isimli bir talebem var. Onu salık verdim diyor. Ona yazdı mı yazmadı mı o Kur'an zamanımıza gelmiş değil. Evet. Hocam buyurun. Var mı
Buyurun. Hocam teşekkür ediyoruz sizlere. Hayat tecrübeleriniz bize aktarıyorsunuz. Birkaç cümleyle bize tavsiyeleriniz ne olabilir? Hayat tecrübenizden bizlere tavsiyeler. Neler tavsiye edersiniz? Hiç düşünmedim böyle bir sualle karşılaşacağımı. Bu sanatlar bir kere Cenab-ı Hak tarafından verilmiş olan kabiliyete dayanır. Eğer kabiliyet yoksa ne yapsanız nafile, yerinde kalır. İkincisi sabır. Sabırlı olacaksınız, yılmayacaksınız. Üçüncüsü de müdavemet, devamlı olmak. Hani bugün çalışayım ama 3 saat çalışayım, sonra bir hafta vaktim yok, ertesi hafta kalemi elime alırım derseniz hiçbir şey olmaz onun. Her gün az fakat muntazam çalışmak icap eder. Bir de tabii ahlak, her şeyden evvel aranan, bu sanatla uğraşanlar için. Eski üstadlar talebe kabul ettikleri vakit, demin nasıl kabul edildiğini anlattım. Parayla, pulla şey yok mesele. Bir kimseyi talebe kabul ettiği zaman yeri geldikçe ona zorluk çıkarttı hocası. Bu niye yapılır? Eğer sanata karşı gönlünde bir meyil yoksa o zorluk çıkartıldı mı vazgeçer gelmez. Mesela son devirde Sami Efendi 100 sene evvel filan bazen talebesine pencereden evde oturdu. Ben bugün evde yokum demiş. Yani kabul etmiyorum demek. Bir daha üçüncüsünde aman gitmeyiveririm der. Çünkü onun gönlüne girmemiş bu sanat. 3 defa da vazgeçiyor gidiyor. Eğer böyle şey yaptığı takdirde yahut tahkir eder tarzda bir cümle söylemek talebesine. Gitmiyorum bundan sonra. Adam bana şöyle yaptı gibilerden. Halbuki daha fazla aşk duyup devam etmesi lazım. Bunu arıyor talebeden hoca. Eğer onu bulursa o da onunla beraber yürütüyor, götürüyor. Bunu da tavsiye edebiliyor. Baş. Peki. Son soru herhalde. Kur'an-ı Kerim Mekke'de hocam nazil oldu. Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı diye bir üçleme evet. Tabir var. Şu anda hat sanatımız 1924'ten 25'ten sonra kesinti yorup 1934'te Salah Cimcoz'un Mustafa Kemal'e kulağına fısıldamasıyla bu sanatı tamiri cihetine gidilirse evet. Bu yazanlar da ve bu yaşayanlar da giderse biz bunu nasıl yapacağız? Avrupa'da böyle bir sanat yok ki biz bunu getirelim de tamir ettirelim deyip de 1934-35'te yeniden Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde yazım şekli, öğretim şekli başladıktan sonra şu anda hat sanatı nedir? İstanbul'da hala yazılmaya devam ediyor mu? Devam edecek mi inşallah? Bir kere 1936'dan sonra akademiye geldikten sonra hiç yetişen olmamıştı. Niçin? En mühim Kamil Akdik gibi mesela, Turakeş Hakkı Bey gibi hocalar orada vazifeli oldukları halde köprünün altından çok sular akmış 1928'den bu yana. Artık bunu yeni nesil lüzumsuz bir sanat olarak görüyor. Akademide gösterilmiş olmakla beraber. Kimseler yetişmemiştir o devirde. Ancak 1970'lerden itibaren yeni gelen nesilde hat sanatına karşı bir meyil kendiliğinden oluştu ve süratle arttı. Mesela o devirde 1964 yılına kadar akademide Halim Öz Yazıcı denen bir üstad vardı. Halim Efendi naçiz kanaatimce yalnız başına 20. asırda hattı temsil edecek kadar büyük bir sanatkar. Ama talebe bulamazdı. Ben akademiye gittiğim vakit ziyarete
üst kattan mimari talebesi inerler. Ders bitmiştir. Halim Efendi, yahu gelin, eliniz kalem gönye tutmaya alışkın. Şurada size iki harf öğreteyim der çocuklara. Çünkü talebesi yok, oturuyor. Boş ver hoca derler, geçerler yanında. Bu kadar alakasızdı. Halim Efendi 64'te bir trafik kazasında vefat etti. Ondan sonraki günlerde yahut yıllarda galiba ilk başlatan da Hasan Çelebi vardı bugün hatatlarında. O Halim Efendi'ye bir iki ders gidebilmiş. Halim vefat etmiş. Hamit Bey'e gitmiş. Hamit Bey, Diyarbakırlı Hamit Bey bulunmaz yüksek seviyede bir hattat. Gel gelelim kendisi o yüksek kabiliyetiyle, kendi gayretiyle öğrenmeden, taallüm etmeden öğrendiği için öğretmesini de bilmiyor. İcazetnamesi yok çünkü. Yok, icazetnamesi olmadığı gibi öğretmeyi de bilmiyor. Alıyor kalemi, yazıyor, talebeye veriyor. Öyle olmaz o iş. Her tarafını Halim tarif ederdi. Şurası şöyle, burası böyle, noktası filan. Ama başka bir öğretecek kimse olmadığı için o devrin gençlerinden 3-5 kişi birbirlerinden duyup Halim Efendi, Hamit Bey'e başlıyorlar. Ne öğrendilerse kendileri sonra üstüne koymaya çalışarak, bugün artık yaşları 60'ı 70'i bulmuş nesildir onlar da. Onların öğrettiği yeni nesil gençler var. Hat ve bilhassa tesip devrimizde şah devrini yaşıyor. Hat için yani şu cihetten şah devrini yaşıyor. Hiç değilse 10 isim sayılabilir hatta mevki sahibi olmuş yeni nesilde. Tesipte daha çok bilhassa hanım kızlar. Bunların içinde bir şey istediniz mi? 6 ay sonraya gün veren var. Eli dolu. Bu bahsettiğim Halim Efendi, Macit Bey, Necmettin Okyay filan bunlar Cumhuriyet devrinde 5 kuruş para görmediler yazdıkları yazıdan. Ama şimdiki genç nesilde hattatlardan da orta yaşlı nesilde çatır çatır para kazanıyor. Yani hattatlığı meslek edinmiş nesil şimdi başladı. Eskiden kopmuştu. Evet. Bilmem tatminkar oldu mu? Peki. Buyurun. Mikrofon alabilir miyiz? Hocam son cümlede kısmen değindiniz. Ben bir aşmanızı isterim. O devirde varlıklı insanların veya kamuda görevli bürokrasinin bu tür sanata ilgisi nasıldı? Hani marifet iltifata tabidir misali gelince. Bunu özellikle demek istedim. Şimdi o devir iktizası, korku belası hiç Osmanlı devrinde yetiştikleri halde o devrin bürokratları ilgilenmemişler. Yani çekinmişler. Bunların içinde mesela istisnai olarak Maarif Vekili, adı komüniste çıkmıştır ama Hasan Ali Yücel vardır. Hasan Ali Yücel'in bu sanatlara karşı çok alakası var. İstisnai bir şey. Bakın mesela onunla ilgili size bir şey anlatmak isterim. Necmettin Hoca akademide Ebru hocası. Hasan Ali de yeni Maarif Vekili olmuş. Sene 939. Necmettin Efendi Ebru yaparken teknesinde çıkardığı Ebru kağıtlarını da adet ipe dizilir, mandalla tutturulur ve o şekilde kururlar. Karşısında da epey birikmiş şey var bu şekilde. Kapı açılmış, akademinin müdiri Burhan Toprak var. Burhan Toprak, Mareşal Fevzi Çakmak'ın damadı. Ama kızı vefat etmiş, o yine damat olarak oraya getirilmiş. İşte Yunus Emre ile filan sözde uğraşıyor ama batıda tahsil görmüş akademi hocalarının tesiri altında kalarak bizim gelenekli sanatlara hiç iyi nazarla bakmıyor. Bu şey içinde
kapıdan girmiş içeriye. Hocam evrularını o şekilde bu pis şeyleri kaldır demiş. Nedir bunlar demiş. Hoca la havle çektim diye bana anlatmıştı. La havle çektim. Hiçbir şey söylemedim. Yine işime devam ettim. Aradan 15-20 dakika geçti. Kapı açıldı. Hasan Ali Yücel marif vekili olarak ve yanında Burhan Toprak içeri girdiler. Bana selam vermeyi filan hiç Hasan Ali Yücel düşünmeden doğru asılı olan evruların önüne gitti. Orada da biri lale, biri karanfil, iki evru duruyordu. Ondan sonra bana döndü. Hocam, güzel sanatlar diye fevkalade sanatlı güzel bir mecmua çıkartmaya başlayacağım. O mecmuanın üst kabına bu gelecek, alt kabına da bu gelecek diye o Burhan'ın bu pis şeyleri kaldır dediği şeyler. Allah'ım bu kadar çabuk mu tecelli edecektin dedim diyor hoca merhum da. Bu işte. Anlayamadım. Varlıklı insanların ilgisi yapıldı o dönemde. Kimlerin? Zenginlerin. Ha, zenginlerin içinde 3-5'i geçmeyen koleksiyon sahipleri var. Topluyorlar. Hele biraz da korku var değil mi hocam? Yani korku, bulundurmaktan korkuyorlar. Tabii bir şey olur diye korkuyorlar. Necmettin Hoca derdi ki 30'lu yıllar için hattatız demeye korktuğumuz yıllar derdi. Böyle bir şey. Şimdi mesela İran Şahı gelmiş 934'te İstanbul'a. Ona Farsça bir cümle köprüye, Galata Köprüsü'ne yazı 14 metre boyunda, 2,5 metre yüksekliğinde bir işte Farsça talik hattıyla, celi talik Necmettin Hoca'ya sipariş etmişler. Bunu acele yaz, buraya yapılacak. Yazmış, altına da tabii Necmettin diye imzasını koymuş. İki gün sonra İstanbul müdürümüzü Kenan bu imzayı buradan silin demiş. Savcı yani. Bu imzayı buradan. Çünkü bir Türk hattatının imza koymaya harf inkılabı muvaciyesinde hakkı yok. Ne acı şey. Hocam 1926'da İbrahim Çallı, Namık İsmail o da bir Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir karar alıyor. Evet. Yani benzer bir şey. Evet. Onu da sizden hani peki. Son olarak soru gelmeyecekse. Peki. Efendim bir sanayi encümeni diye 925'te bir encümen teşekkül ediyor. Buraya devrin müzisyenleri ama batı tarzı müzikle uğraşanları efendim ressamlar filan çağrılıyorlar. Kararlar alacaklar. Mesela aldıkları kararlardan bir tanesi Türkiye'den tek sesli musiki kaldırılacak. İki çok sesli olacak. Yoksa ceza. Şöyle böyle. Cemal Reşit çok sesli müzikle uğraşan biri. Kalkmış yahu insaf edin demiş. Dağda çoban koyunlarına kaval çalıyor. Bir ikincisini bulamadı diye başka birini çağırırsa oraya hapse mi girecek demiş. Bu kadar mantıksız hareket içinde. Derken ressamlardan Çallı İbrahim ve Namık İsmail kalkmışlar. Bunu da Cemal Reşit hatıralarında yazıyor. Başka türlü öğrenemezdik. Diyor ki İstanbul'da bir resim galerisi yok. Biz burası için uygun bir yer bulduk. Sultanahmet Camii. Sultanahmet Camii resim galerisi yapılacak. Fakat şu haliyle çok loş içi, kubbede ilave pencereler açılırsa bizim istediğimiz tarzda bir galeri olur burası diyorlar. Marif vekili Necati de bu işlere sıcak bakmayan bir kimse olduğu için o da karar yazdırmak üzereyken Mimar Kemalettin Bey fırlıyor ayağa, hepsini benzetiyor. Ve o şekilde durdurtuluyor. Çünkü yalnız ressamda iş bitmiyor. Marif vekili de tamam diyor. Umumi hava böyle. Hocam
Evet, yeni sorular çıktı. Buyurun. Buyurun. Biz yılmayız, devam ederiz. Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben size iki isim hakkında herhangi bir münasebetiniz oldu mu onu soracaktım. Celalettin Derman mı yoksa? Hayır hocam. Hep onu sorarlar. Celalettin Ökten, evet. Ve Muzaffer Efendi, Saatlar Şeyhi. Evet. Şeyle tabii selamımız, kelamımız olmuştur. Pek yakınında bulunmamışımdır Hacı Muzaffer Efendi'nin ama bilirim. Alışveriş etmek vesaire o şekilde. Hatta bana bir kere bir Hulusi Efendi'nin çok güzel talik çıkarmalarını vermişti. Rahmet olsun. Saadettin Ökten'se ondan evvel babasını tanımışımdı. Celalettin Ökten'in Saadettin'i mi sordunuz? Celalettin. Evet. Bizim Mahir Bey dolayısıyla Kanlıca'da toplantılarımız olurdu. Her salı. Yaz aylarında tabii. Orada çünkü Mahir Bey'in ablası güzel bir evi vardı. Yalı değildi ama hemen arkada bahçesi geniş. Oraya Celal Hoca gelir, Kuleli Lisesi'nde Sıtkı Karababa vardı, edebiyat hocası. O gelir. Bazen Ankara'dan Necati Lugal gelir. Çok güzel sohbetler olurdu. Bir de Celalettin Hoca Çubuklu'da eski bir Şeyhülislam'ın yalısında kalırdı yazın. Öyle bir ev, konak adeta. Yukarıda fareler gider gelir, duyarsınız. Evde elektrik yok. Hiç bozulmadan ona göre Celal Hoca'yı ben o vesileyle tanıdım. Efendim sonra İhya-i Ulum okutmaya başladı Soğan Ağa Camii'nde. Ona Beyazıt'ta. Epey devam ettim. Beyazıt'ta Soğan Ağa Camii'nde. Efendim şeye kadar, vefatına kadar, 61'e kadar da İmkan buldukça görüştüm. Oğlu çok sevdiğim bir kimseydi Saadettin Ökten. Hayattadır, Allah ömür versin. Bu söyleyeceğim. Buyurun. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi merakla, siz heyecanla de. Bugünü bekliyordum inşallah katılabilmek için. Biraz geç kaldım. Acaba ben mi kaçırdım bilmiyorum. Türk Petrol Vakfı ile ilgili biraz bilmiyorum şeyler anlatabilir misiniz? Konuş oldu. Fethi Gemuhluoğlu'dan sonra burslar verildi mi sizin döneminizde veya Fethi Gemuhluoğlu'nun iki tane malum sorusu var. Mesela sizin döneminizde mesela burs verilecek hep öğrencilere sen hiç neler aşık oldun mu? Mesela? Biraz onlardan bahsederseniz. Evet işte Fethi Bey'in hususiyetleri şöyle, mesela talebeye sen hiç aşık oldun mu der. Genç utanır, sıkılır. Halbuki her şeye aşık olunur. Hemen karşı cins akla gelmez. Onu söyler. Veyahut da sen hiç secde ettin mi der. Efendim ben 5 vakit namazımı kılıyorum. Anladım ama secde ettin mi der arkadan. Bazen sinirlenip kafasına tabla fırlattığı adam olmuştu. Böyle celalli bir adamdı. Birine kızmış mesela yine bursu yerlerden. Aşağı kadar takip etmiş. Çocuk otobüse binmiş. Fethi abi otobüsün peşinden koşuyor. Koşuyor, yetişmek için yani. Türk Petrol Vakfı esas onun devrinde 500'e kadar, 500 çocuğa burs verebilmişti. 968'den 77'ye kadar. Ama Türk Petrol'ün imkanları daha sonra arttı. Ve benim 2006'da emekliye ayrılıp bıraktığımda 8500 mü neydi? Devamlı yükseldi. Tamam mı, değil mi hocam? Yani evet. 68'den bu yani. Evet, tabii. Çünkü bir burs alan 4 sene alıyor. Tıpta ise 6 sene alıyor. O sebeple adet daha yüksek olduğu halde bu kadar gözüküyor. Hocam benim de sizi tanımam 1984'te Taksim'de o vakfın bürosunda oldu. Öyle mi? Evet. Ben hatırlayamıyorum. Evet. Sizi sonradan hatırlıyorum ama. İsmail Lütfü Çakan, Mehmet Erkal göndermişlerdi size. Bir yarım saat kadar oturduk. Cengiz diye bir arkadaşla gelmiştik. Evet. Ama tabii biz fakülte bitene kadar 2-3 defa konferansa gelmiştiniz İlahiyat Fakültesi'ne. Evet, biliyordum. Mustafa Uzun Bey'in iki tane abisi vardır. Birisi siz, bir de Ertuğrul abisi vardır. Hep Mustafa Uzun'dan hem isminizi duyardık hem de 84'te. Yani
fakülteye geldikten bir yıl sonra öyle bir tanışmışlığımız var. Evet. Kayıtlara geçsin diye söyledim. Güzel. Peki. Hocam teşekkür ederiz. Var oldu. Ben tabii böyle bir hemen 100 yıllık bir kronoloji önümüzden aklı geçti. Ben şeyi çok merak ediyorum. Hem Celalettin Öktemler, işte bahsettiğiniz sizin de beraber mesainiz olduğu kişiler. Bu harp inkılabı ile beraber tabii bir travma yaşandı. Celalettin Öktemler, işte Necmettin hocalar vesaireler. Tabii Osmanlıca ya da Arap harfleriyle değil de Latin harfleriyle yazıya geçildiğinde yani nasıl bir şey yaşadılar? Size anlattıkları neler yaşandı hocam? Yani o dönem hani gizli kalmış yakın tarih bilmediğimiz yani tabii çeşitli veçelerle duyuyoruz ama nasıl bir dönem o dönem yani? Şimdi harf inkılabı için cemiyetimiz hazırlıklı gibi. Niye? Çünkü mekteplerde Fransızca okutuluyor. Hepsi Latin harfini biliyorlar. O cihetten geçiş böyle okunmuş kimseler için mesele olmamıştı. Hiç bilmeyenler için zaten eskisini bilmiyor. Onu da zaman içinde öğrenmeye çalıştılarsa da yeni harfler yeterli değil. Bugün hala onun sıkıntısını çekiyor Türkçe. Bir Q harfinin olmayışı, kaf karşılığı Türkçe'yi öldürmüştü. Söyledikleri Mustafa Kemal Paşa Q harfini sevmezmiş. Laf mı bu ya? Değiştiriyorsun, uy hiç olmazsa. Yeme bu kaf harfinin hakkını. Şimdi ben mesela şahit oldum. Katip Çelebi diye bir üniversite açılmış İzmir tarafında. Rektörü devamlı olarak Katip Çelebi diyor. Katip Çelebi. Katip Çelebi. Sizin, bir iki olsa diyeceğim ki bu Sürtçü lisan. Sizin hemşeriniz hocam mı? Bilmiyorum ki. Balıkesirli. Değişmediyse. Değişti şimdi. Saffet. Saffet. Köse. Değişti o. Değişti. Ben hatta Konya'da bir ay kadar evvel yeni şeyiyle tanıştım. Rektörüyle. Ona söyledim. Sizin rektörünüz böyle K diyordu. O gitti dedi. Bu İmam Hatip'ten mezun olduğu için bu yapmaz öyle şey. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Öncelikle size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Geldiniz. Estağfurullah. Bilgilerinizi paylaştınız. Şeref yap olduk. Biz de, ben arkadaşlar de. Da canı gönülden dinlediler. Hala dinliyor, dinlemek ister gibi bir havaları var hocam. Eski toplantıları ben biliyorum çünkü hemen müdahale ederlerdi buraya şey. Mehmet abi hemen fırlardı buraya sabır. ömrünüze bereket hocam. Hepimizin. Evet, ömrünüze bereket. Allah nice 500 makaleler yazmayı nasip etsin. Tamam. Yeni eserler nasip etsin. İnşallah. Öğrenciler nasip etsin inşallah. Eşinize peki, de... Peki bu hanım kızların hiç sesi sadasız çıkmadı. Bir sual falan yok mu? Hanımca. Söyleyelim mi? Arkadaşlar hocamızın kitabı dışarıda varmış. Hocam hani vakti varsa imzalayabilir. Arkadaşlar hatırlatmamı istediler. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı akşamlar. Bravo.